Merhaba arkadaşlar, Hanımeli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler dilerim. Kandiliniz mübarek olsun. Bugünkü modelim bu şekilde kolay lif arkadaşlar. 3 renkli ip kullandım. Elimdeki renkler bu şekilde vardı. Sizde elinizde, evinizde nasıl ipleriniz varsa onunla değerlendirebilirsiniz. Hatta renk renk yaparak elinizde arta kalan ipleri de bu sayede elinizden çıkarmış olursunuz. Lifimiz çok kolay arkadaşlar. Hemen şipşak örülüyor. Kullanışlı da şöyle bakın. Yumuşacık pamuk gibi oldu. Bohçalara da çabuk biten modeller düşünürseniz bu modeli tercih edebilirsiniz. Şimdi yapılışına geçerek hemen başlayalım. Livimi yapmak için üç renkli ip kullandım. Tığım 6.1 4 milimetre lif tığı kullandım. İlk önce sarı rengimle başlıyorum şöyle tığımı sabitledim 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ilmeğimi uzattım tığımın başına aldım ortadaki zincirimin içine batarak dörtlü fıstık yapıyorum 2 3 ve 4 dörtlü fıstığımı yaptım. İpimi tutuyorum. Hepsini topluyorum fıstıklarımın. Tuttuğum ipten tekrar girerek ilmeğimi alıp ikisini bir ilmeklerin kapatıyorum. Böyle fıstığımı oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. örümceğimin üzerine bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tığımın başına bir aldım çekmiş olduğum zincirimin üzerindeki örümceğin üzerindeki zincirin içine girerek dörtlü fıstık yapıyorum 2 3 ve 4 ipimi tutuyorum parmağımla tığımla hepsini toplayıp tuttuğum ipin arasından tığımı bu şekilde geçirip ilmek aldım ikisini bir kapattım bir zincir çekiyorum bir örümcek yapıyorum örümceğimin üzerine bir zincir çektim ilmeğimi uzattım çekmiş olduğum örümceğin üzerindeki zincirin içine batarak dörtlü fıstık yapıyorum 4 oldu. Fıstığımı toplayıp tekrar tutmuş olduğum ipin içine girerek ilk ilmeğimi de çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Örümceğimi uzattım. Örümceğimin üzerine bir bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Bir zincirimin içine batarak 1 2 3 topladığımı da parmağımla tutuyorum 4 ipimi tutuyorum hepsini bir topluyorum tuttuğum ipten tekrar girerek ilmek alıp ikisini bir kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum bu şekilde bir fıstık, bir örümcek, bir fıstık, bir örümcek. 10 tane fıstık olana kadar örümceklerimiz de 9 tane olasıya kadar devam edelim. 10. fıstığımı da yaptım ve bir zincirle sabitledim. Şöyle gösterelim. Bakın 10 tane yaptık. 2 4 6 8 10 tane. 9 tane de aralarda Örümceğimiz oldu. 10. fıstığımın üzerine bir zincirle kapattım. Tekrar uzatıyorum. Fıstık yapacağım. Dörtlü fıstık. Fıstığımı kapattım. 10. fıstığım bu. Üzerine bir fıstık yapmış oldum ve bir zincir çektim bir tane örümcek yapıyorum dokuzuncu fıstığımın buradaki zincirimin içine batarak sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çektim uzattım ilmeğimi dörtlü fıstık yapıyorum 3 4 tuttum ilmeğimi fıstığımı kapattım bir zincir çektim bir örümcek yaptım örümcekten sonra zincir çekmeden fıstığımın başındaki zincirimin içine batarak sık iğne ile kapattım bir zincir çektim uzattım ilmeğimi dörtlü fıstık yapıyorum 2 3 ve 4 fıstığımı kapattım bir zincir çekiyorum fıstığımı kapattıktan sonra bir örümcek bir tane örümceğimi yaptım burada olan bakın fıstığımın tepesine batarak sık iğne ile kapattım ve bir zincir uzattım ilmeğimi 2 3 4 dörtlü fıstık fıstığımı kapattım ve bir zincir çektim uzattım ilmeğimi örümcek yaptım örümcekten sonra zincir çekmeden diğer fıstığın tepesine batarak sık iğne ile kapattım şöyle gösterelim bakın bu şekilde bir görüntü aldı lifimiz bir zincir çektim bir fıstık yapıyorum buraya dörtlü fıstığımı yaptım kapattım bir zincir, bir örümcek. Örümceğimi yaptıktan sonra zincirimi çekmedim. Direk bakın, örümcekten sonra gelen fıstığın tepesine batarak kapattım. Bir zincir çektim, uzattım ilmeğimi. Dörtlü fıstık yapıyorum. Fıstıklarımı yaparken parmağımda tutuyorum, daha düzgün olsun diye. bir zincir örümceğimi yaptım zincir çekmeden bakın bunu atlatıyorum bu fıstığımın ucunu bu fıstığa batmıştım batılmayan fıstığa geçiş yapıp tepesine batarak sık iğne ile kapattım bir zincir uzattım ilmeğimi fıstık yapıyorum fıstığımı kapattım bir zincir ilmeğimi uzattım örümceğimi yaptım fıstığın içine batarak kapattım bir zincir çektim başa kadar bu şekilde devam edelim son fıstığa geldim ben buraya fıstık yapıyorum 2 3 dörtlü fıstığımı yaptım fıstığımı kapattım bir zincir çektim yeşil ipimi bağlıyorum ilk önce renk geçişim yapıyorum daha sonra iplerimi bağlayıp difime devam ediyorum Sarı ipimi buradan kesiyorum. Çeviriyorum. Bir zincir çektim, çevirdim. Sarı fıstığın tepesine batarak fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Fıstığımın bakın bunu atlattım. Batılmayan fıstığıma geçiş yapıp sık iğne ile kapatıp bir zincir çekiyorum. Bir örümcek yapıyorum. Pardon, fıstık yapıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım bir zincir uzattım ilmeğimi bir örümcek yaptım buraya batarak örümceğimi buraya sık iğne ile kapattım fıstık yapıyorum dörtlü fıstığımı yaptım fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir, bir örümcek. Fıstığımın ucuna batarak kapatıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Uzattım ilmeğimi, fıstık yapıyorum. sonuncu fıstığımı da yapıp bu sırayı bitiriyorum bir zincir çekerek çeviriyorum örgümü uzattım ilmeğimi çekmiş olduğum zincirimin içine batarak fıstık yapıyorum iki tane fıstık yapmış oldum bu köşede bir zincir bir örümcek fıstığın tepesine batarak sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Uzatıyorum ilmeğimi bir örümcek. Örümcekten sonra zincir çekmiyorduk. Diğer fıstığımın tepesine batarak kapatıyorum. Geçişlerde battığıma değil, batılmayan fıstığa geçiş yapıyorum. Fıstık yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım bir fıstık bir örümcek bir fıstık bir örümcek yaparak başa gelelim Sıra sonuna geldim ben fıstık ilmeğimi uzatıp fıstık yapıyorum Fıstığımı yaptım Fıstığımı kapatıp bir zincir çekiyorum İpimi daha önceden bağlayıp hazırladım buraya bağlamış oldum. Beyaz ipimi getirip renk değiştiriyorum ve bir zincir daha çekiyorum burada. Buradaki yeşil ipimi kesiyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Buradaki ipler hiç sorun değil tığlamasını yaparken hepsini içine gizleyeceğiz. Bir zincir çeviriyorum. Bir örümcek yapıyorum. Şuraya batıyorum. bir örümcek, bir fıstık, bir örümcek, bir fıstık, bir örümcek olarak bu sırayı da devam edelim. Örümcekte sıra bir fıstık, bir örümcek, diğer fıstığın tepesine fıstık yapıyorum. bir örümcek bir fıstık bir örümceğimi yaptım diğer fıstığımın tepesine bu şekilde yine başa kadar devam edelim köşeye geldim köşelerde iki fıstık yapıyoruz ilk fıstığımı yapıyorum daha sonra çevirip ikinci fıstığımı yapıyorum köşelerde hep bu mantıkla ilerliyor lifimiz. Şöyle bakın çevirdim. Tekrar ilmeğimi uzattım. Fıstığımın üzerine tekrar fıstık yapıp kapattım. Köşelerde iki tane fıstığımı yaptıktan sonra tekrar örümcek yapıp diğerine batıyorum. Kapattım yine bir örümcek bir fıstık şimdi fıstığımı yapıyorum fıstığımı kapattım bir zincir bir tane örümcek yapıyorum örümceği yaptıktan sonra zincirimi çekmeden diğerine batıyorum bakın bir fıstık bir örümcek bu mantıkla devam edelim ben şöyle renklerimi değiştirmeyeceğim sarıyla başladım yeşil beyaz tekrar sarı yeşil beyaz bu şekilde yapabilirsiniz istediğiniz uzunlukta devam edebilirsiniz devam edelim daha sonra tığlamasını göstereceğim lifimi bu şekilde boyut olarak ayarladım ben Şöyle şuradan başladık bakın. Sarıdan başladık. Sarı, yeşil, beyaz, sarı, yeşil, beyaz olaraktan bu şekilde devam ettik. Benim elimde bu renk ipler vardı. Sizler elinizde ki ipleri değerlendirebilirsiniz. Şimdi tığlamasına geçeceğiz. Şu şekilde tekrar sayı verelim. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra renk değiştirerek modelimizi yapmışız. Her bir sıra iki tane oluyor. Onları tek saydım. Bakın şu şekilde. Şimdi tığlamasına geçelim. Tığlamasını ben biraz yaptım. Köşelerde size de anlatacağım ve düzlerde ilk yapıyoruz gibi şöyle battık kameramı da yakına alayım hemen zincir örümcek yapıyorum zincir diyorum Pardon örümceğimi yaptım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tığımın başına aldım zincirimin üzerine bir tane zincir çekmiştim örümceğimin üzerine batıp dörtlü fıstık yapıyorum 2 3 ve 4 fıstığımı topladım 1 2 3 4 4 tane zincir çekip dibine sık iğne ile kapattım ve bir zincir çektim örümcek yapıyorum bu fıstığıma batmıştım hemen buradaki fıstığıma batıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum bir zincir çektim bir örümcek bir zincir çektim tığımı uzattım örümceğimin tepesindeki bir zincirimin içine batarak dörtlü fıstık yapıyorum dörtlü fıstığımı yaptım fıstığımı kapattım. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekip dibine sık iğneyi de kapattım ve bir zincir örümcek yapıyorum. Fıstığımın tepesindeki Şöyle bir zincirim vardı burada oraya batıp sık iğne ile kapattım. Bakın. Bu şekilde köşeye geldim. Örümceğimi uzattım. Bir zincir ilmeğimi uzatıp fıstığımı yapıyorum. 4 zincirimi çekip fıstığımın dibine batıp sık iğne ile kapattım bir zincir uzattım ilmeğimi burası köşe olduğu için arkadaşlar şurayı gösteriyorum fıstığımın burasına batmıştım şimdi bakın buraya batıyorum köşede bu şekilde dönmüş oldu bir zincir çektim uzattım bir örümcek bir zincir çektim üzerine fıstık yapıyorum bir iki üç dört dört tane zincirimi çektim fıstığımın dibine kapattım bir örümcek bakın iki tane sarı fıstığımın ortasına bak battım şimdi iki yeşil fıstığın tam ortasına batıp sık iğne ile kapattım ve bir zincir uzattım örümceğimi bir zincir bir fıstık yapıyorum kapattım 1 2 3 4 zincir bir örümcek iki yeşilin ortasına banmıştım şimdi iki beyazın tam ortasına banıp kapatıyorum bu şekilde böyle nohutlarımı yapıyorum şöyle gösterelim diğer yanını da diğer yanında şu şekilde biri örümcek biri fıstık ortalarına basıyorum batıyorum burada da iki fıstığın ortasına burada fıstık var burada örümcek var aynı hesaba geliyor şöyle burada da aynı iki fıstık bakın bu yan kısmı da aynı arkadaşlar her yerini dolanalım son halini gösterelim lifimizin lifim bitti arkadaşlar son hali bu şekilde olacak uçlarını da ben bu şekilde bakın böyle bitirdim yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar dilerim hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın